Evet. Nasılsınız bakalım? Hoş geldiniz. Evet, sesle görüntüde bir sıkıntı yoksa sevgili arkadaşlarım dersinize başlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım bugün işleyeceğimiz ve tanışacağımız konu ses bilgisi konusu olacak. Ses bilgisi konusunda biliyoruz her sene mutlaka soru çıkar. Aynı zamanda hani kendisiyle ilgili konu alanı içerisinde soru çıkmasının yanında aynı zamanda yazım kuralları içinde de kullandığımız bir ifade birleşik sözcüklerde. O yüzden ses bilgisi konusu bizim için çok ama çok önemli bir konu. O yüzden can kulağıyla beni dinlemenizi ve bu derste öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmeyi öğretmeyi istiyorum size. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ses bilgisi dediğimizde biz iki ana başlık görüyoruz. Ünlülerle ilgili ses olayları ve ünsüzlerle ilgili ses olayları. Bunlardan soru geliyor mu? Evet geliyor. Mezun olan arkadaşlarım varsa biliyorlardır. Ders çalışmaya başlayan arkadaşlarım varsa denemelerde vesaire görmüşlerdir. Mutlaka ama mutlaka soru çıkacak mı karşımıza? Evet. Önemli bir konu mu? Evet. Bundan sonra kaçıracak mıyız? Hayır. O yüzden bütün böyle heyecanımızla, bütün gazımızla başlıyoruz. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız şu an güzel bir ders işlemeye? Tamam, güzel, güzel, mükemmel. Şimdi ses gidip geliyor mu? Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey yapmanız lazım. Mesaj olarak geldi size yapmanız gereken şey sistem yöneticisi tarafından. Onu deneyin bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım geliyor mu sesim? Şu an benim sesimde yani gördüğümüz kadarıyla sıkıntı yok. Gelmeyen arkadaşlarım da kendileriyle ilgili bir problem var muhtemelen. Evet, tamam. Şimdi ünlülerle ilgili ve ünsüzlerle ilgili ses olayı dediğimizde bizim burada çeşitli başlıklarımız olacak ama ben bunlarda önemli olan noktalardan ve soru olarak çıkma ihtimali olan noktalardan bahsedeceğim. Ünlülerle ilgili olaylar içerisinde ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünlü türemesi ve kökte ünlü değişimi göreceğiz. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarındaysa ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz sertleşmesi ve ünsüz yumuşaması göreceğiz. Ünsüz sertleşmesi, yumuşaması, ünlü düşmesi ve daralması bizim için en önemli olan başlıklardır. Ama tabii ki hepsinden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Şimdi ünlülerle ilgili ses olayları dediğimde ünlü düşmesi bizim göreceğimiz ilk başlığımız olacak. Şimdi ünlü düşmesi dediğimizde sevgili arkadaşlarım biz ünlü düşmesini farklı yollarla oluşturabiliyoruz. Mesela bizim bir kelimemiz var diyelim ki burun kelimesini alacağım. Burun kelimesine ben ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ama bu ek ne olmalı? Çekim eki olmalı. Ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde buradaki evet, şimdi sevgili arkadaşlarım ses gelmeyen arkadaşlarımız varsa onların kendi muhtemelen internetleriyle ilgili bir şey. O yüzden çünkü çoğu arkadaşıma geliyor ama birkaç kişiye gelmiyorsa o sizin hani sizin kendi internetinizle alakalı olan bir şey olabilir. O yüzden devam ediyorum. Tamam mıdır? Şimdi sevgili arkadaşlarım tekrar ediyorum. Ünlülerle ilgili ses olaylarında ilk önce göreceğimiz başlığımız ünlü düşmesi olacak. Bizim ünlü düşmesinde ne görüyoruz? Bizim dar ünlülerimiz var. Bunlar ı, i, u ve ü. Bunlar kelimenin son hecesinde olduğunda ek aldıklarında ne yapabiliyorlar? Düşebiliyorlar. Mesela bizim buradaki önemli örneklerimiz omuz, ilim, hüzün, tavır, çevre gibi kelimelerde olacak. Şimdi sevgili arkadaşlarım, size soru olarak karşınıza şu çıkacak.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan ses düşmesi hangi sebepten dolayı gerçekleşmiştir diye. Burada evet ünlü düşmesini sen görebiliyorsun ama hangi sebepten düştüğünü eğer bilmiyorsak orada da bazen soruyu çözemiyoruz. O yüzden ünlü düşmesinin farklı şekillerde gerçekleştirildiğini ve hangi sebeple gerçekleştirildiğini bilmemiz gerekecek. Mesela ünlüyle başlayan bir çekim eki aldığında düşebilir. Birleşik sözcükler bir araya gelirken ne yapabilir? Düşebilir. Yardımcı fiille oluşturulan bir birleşik fiil olduğunda orada ben ses düşmesi görebilirim. Ya da yapım eki aldığında ben bir ünlü düşmesi görebilirim. Burada ünlü düşmesini tespit etmenin yanında özellikle hangi sebepten dolayı düşmenin yaşandığını da ne yapmam gerekecek? Bilmem gerekecek. Şimdi omuz kelimesine ben, omuz kelimem. Şimdi buna ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum, omuzu. Buradaki ifadem benim, çekim eklerinden bir tanesi. Ben omuzu mu diyorum, omuzu mu diyorum, omuzu diyorum. Ben buna ünlüyle başlayan bir çekim eki getirdiğimde, ben ikinci hecemdeki dar ünlünün düştüğünü görüyor muyum? Evet, görüyorum. Bunun yanında ilim kelimesinde, İlim kelimesinde ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ilimi demiyorum, ne diyorum? İlmi diyorum. Hüzünü demiyorum, hüznü diyorum. Tavırı demiyorum, tavrı diyorum. Yani bizim o aslında bildiğimiz çekim ekleri ama ünlüyle başlayan çekim eklerim geliyorsa eğer benim son hecemdeki ünlüm ne yapacak? Düşme eğilimi gösterecek. Bazen de birleşik sözcüklerde yani iki kelime bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturduğunda ben ne görebilirim? Bir ünlü düşmesi görebilirim. Mesela nasıl kelimesinde bir ünlü düşmesi var? Niçin kelimesinde ünlü düşmesi var? Bunlar normalde ne asıl ifadelerinin birleşmesiyle nasıl oluşuyor? Ne için birleşmesiyle niçin oluşuyor? Yani burada bir iki kelime bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturulan birleşik sözcüklerde ben ne görebiliyorum? Bir ses düşmesi yani ünlü düşmesi görebiliyorum. Kayın ana. Biz kayın ana mı diyoruz, kaynana mı diyoruz? Kaynana diyoruz. Buradaki iki kelime birleşirken ilk kelimemin ifadesi ne yapabilir oradaki ünlüm? Düşebilir. Bunun dışında yardımcı eylemlerle oluşturmak. Türkçe'de kaç tane yardımcı eylem var? Etmek, eylemek, olmak, kılmak ve buyurmak. Bunlarla oluşturduğum birleşik sözcüklerimde ben ne görebiliyorum? Ses düşmesi görebiliyorum. Mesela kayıp olmak mı dersin, kaybolmak mı dersin? Kaybolmak dersin. Buradaki ı sesi ne yaptı? Yardımcı eylem geldiğinde düşme eğilimi gösterdi ve düştü kaybolmak. Ki yardımcı eylemlerle oluşturulan birleşik fiillerde eğer bir ses düşmem varsa ben orada ne yapacağım? O kelimeyi birleşik yazacağım. Şükür etmek mi dersin, şükretmek mi dersin, şükretmek dersin. O yüzden buradaki yardımcı eylemle oluşturulan bir birleşik fiilimde ü sesinin ne yaptığını görüyorum, düştüğünü görüyorum. Sabır etmek mi dersin, sabretmek mi dersin, sabretmek dersin. O yüzden yardımcı eylemle oluşturulan bu birleşik fiilimde ben yine ne gördüm? Bir ünlü düşmesi gördüm. Bunların dışında yapım eki getirildiğinde de belirli kelimelerde ben ne görüyorum? Ses düşmesi yani ünlü düşmesini görüyorum. Ve en çok karşınıza çıkan ve yazım kurallarında da yalnız mıydı, yalnız mıydı? Hani o L mi önce, N mi önce, hangisinde vardı gibi tereddüt yaşıyoruz ya. İşte aslında bunun aslı kökle ilgili olan bir şey. Yalnız kelimesinin kökü yalından geliyor. Yalından geliyor. Kelimemin kökü yalın. Ben buna ız ekini getirdiğimde, yapım ekini getirdiğimde yalın kelimesindeki ı düşerek aslında ne oluyor? Yalnız kelimesi oluyor. O yüzden yalnız kelimesinde de benim neyim var? Bir ses düşmem var. Ama ses düşmesinin sebebi nedir burada benim için? Yapım ekinin getirilmiş olması. Yanlış kelimesinin kökü yanılmaktan gelir. Bak yanılmak ve ben bunu ış ekini getirdim. Yanılış demiyoruz, ne diyoruz? Yanlış diyoruz. O yüzden yapım eki getirildiğinde de ben burada ı'nın düştüğünü gördüm mü? Evet, gördüm. Yani ünlü düşmesini ben 4 farklı şekilde görüyorum. 1, çekim eki getirildiğinde. 2, birleşik sözcük oluşturulurken. 3, yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiillerimde. 4, yapım eklerinde görebiliyorum. Burada sizin yapabileceğiniz en basit yol şudur. Kelimenin kökünü buluyorsun. O kelimenin kökü normalde nasıl yazılıyor? Baktın ki orada normalde U ile yazılıyor ama U yok.
O zaman ne vardır diyeceksin burada? Bir ünlü düşmesi vardır diyeceksin. Tamam mıdır? Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Herhangi bir problem? Tamamdır. Güzel. Şimdi geliyorum ünlü türemesine. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ünlü türemesi iki farklı şekilde yapılacak. Bunlardan birincisi cık cek eki, yani aslında küçültme ekleri. Bir de pekiştirilme yapılırken ben ne görüyorum? Ünlü türemesi görüyorum. Şimdi normalde orada yazılı olmayan bir ünlü var ama ben onu orada türetiyorum çünkü ihtiyaç duyuyorum. Bak şimdi bunlardan birincisi şu. Dediğim gibi küçültme eki olan cık cek cık cık, hani bu değiştirilebilir, bunu biliyoruz. Bu bir kelimeye getirildiğinde söylenmesi zor olduğu için diye söylüyorum ben size. Burada ben ne türeteceğim? Bir ünlü türeteceğim. Bak şimdi bir kelimesine cik küçültme ekini getirdin. Sen bircik mi diyorsun, biricik mi diyorsun? Ne diyorsun? Biricik. O yüzden burada i türedi mi? Türedi. Azcık mı diyorsun, azıcık mı diyorsun? Azıcık diyorsun. Bak normalde kökün az, ekin de cık. Bakıyorsun ki bunu okurken sen azıcık diyorsun. Buradaki ı ne? Türedi. Kendiliğinden orada bir anda var oldu. O yüzden bunlar sebeplerinden bir tanesi nedir? Cık ekiyle ünlü türemesinin gerçekleştirilmiş olması. Darcık demiyorum, ne diyorum? Daracık. Yine burada ben ne türemesi gördüm? Bir a ünlüsünün türemesini gördüm. Bunun dışında ben türemeyi başka nasıl oluşturuyorum? Bazı pekiştirmelerde. Pekiştirmeden kastettiğim nedir sevgili arkadaşlarım? Bu da pırasam diye kodladığımız bir şey var. MPRS, yani pırasam kodlamasındaki ünsüzlerim. Ya da evet, perşembe de olur. MPRS kodlamaları. Sevgili arkadaşlarım, sen herhangi bir kelimenin pekiştirmesini yapabilirsin. Ne yapacaksın? Pekiştirmek istediğin kelimeyi alıyorsun. Bak burada yalnız kelimesini aldım ben. Yalnız kelimesinin pekiştirmesini yapmak istiyorsun. Kelimenin ilk iki harfini alıyorsun. Bu pırasamdan hangisi uyuyorsa onunla bir pekiştirme yapıyorsun. Yapayalnız. Şimdi baktığında yalnız senin kelimen. Bunun ilk iki harfini aldın ya. Burada pekiştirme sesini koydun. Normalde bu kadar. Ama yapayalnız mı diyoruz biz, yapayalnız mı diyoruz, yapayalnız diyoruz. Buradaki a ne yapmış oldu yani? Türemiş oldu. Sağlam kelimesinde yine aynı şekilde ben ne yapıyorum? Pekiştiriyorum. Sapa sağlam. Çevre kelimesinde, çevre mesela çepeçevre kelimesinde önemli bir özellik var. Çepeçevre. Çepeçevre kelimesinde evet bir E türemesi var. Yani ünlü türemesi var. Ama bir tane daha ses olayı var. Nedir o? Az önce gördüğümüz ama nerede var? Bir ünlü düşmesi var. Çevre kelimesinde. Evet. Sevgili arkadaşlarım, normalde çevirmektir bu. Ama bu ek aldığında, yani yapım eki aldığında çevire demiyorum, çevre diyorum. O yüzden burada yapım ekinden kaynaklı olarak bir de ne var aynı zamanda? Ünlü düşmesi. Yani bir kelime içerisinde ben birden fazla ses olayı görebiliyor muyum? Evet. Burada da o var mı? Bak biri düşmüş, biri türemiş gibi düşüneceksiniz. Güpegündüz örneği de yine pekiştirmelerden kaynaklı olarak bir ünlü türemesi. Var mıdır sıkıntı? Anlaştık mı? İki farklı sebebi var. Pekiştirmeler ve cık ekini burada unutmayacağız. Ama cık ekine dikkat edin. Çünkü birazdan onu biz başka bir özellikle daha göreceğiz. Tamam mı? Yes mi? Hayır, hayır hayatım, yapım eklerine geçmeyiz. Çünkü ses bilgisi tek saatte anca anlatılır. Tamam. Şimdi devam ediyorum yine ünlülerle ilgili. Şimdi ünlülerle, yani ses olayları içerisinde en sevdiğim ünlü daralması. Neden? İnanılmaz kolay çünkü ve inanılmaz basit bir yolu var. Şimdi senin kelimen, bak ünlü daralması olan kelimen E ve A ile bitmek zorunda. Yani senin o eki getirici. Bak şimdi E, A ile bitiyor. Bunun E, A ile biten kelimene sen yor şimdiki zaman ekini getiriyorsun. Getirdin. Bu neye dönüşecek? I, I, U ve Ü'ye. Yani kelimemin sonundaki A ve E yor ekini aldıktan sonra eğer I, I, U, Ü'ye dönüyorsa orada ne var demektir? Yor eki. Ünlü daralması var. Peki biz bunu neyle görüyoruz? Yor ekinin sayesinde sağlıyoruz. Yani yor eki bizim aslında ünlü daralmamızı gerçekleştiren temel unsurum. Bak şimdi kelimemin kökü oynamak. Oyna.
A, E ile bitiyor mu? Şurada yazdığımız kurala, formüle göre bitiyor mu? Evet. Ben buna yor ekini getirdim. Oynayor mu dersin, oynuyor mu dersin? Oynuyor dersin. Buradaki oynuyor buradaki A sesim yorun etkisiyle neye döndü? U'ya. Daraldı mı? Evet. Bunun dışında burada da yine birden fazla ne var? Ses olayı var. Kelimemin kökü oyun, sonra oynamak, sonra yor. Bak şimdi oyun kelimesindeki U yapım ekinden dolayı düştü mü düştü? Düşme var. Burada da ne olacak? Daralma gerçekleşecek. Yani oynuyor ifadesinde ben iki ses olayı görüyorum. Bir, ünlü düşmesi, iki, ünlü daralması. Çünkü size şöyle soracaklar. Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır diyecek. Bu tarz kelimelerde ne yapacaksınız? Bunları arayacaksınız. Bekliyor mu dersin? Bekliyor mu dersin? Bekliyor dersin. Saklıyor mu dersin? Saklıyor mu dersin? Saklıyor dersin. Buradaki A sesi yine yorum etkisiyle ne yaptı? Düştü. Peki sadece yor ekiyle mi sağlanır yoksa benim istisnam var mıdır? Biz yor eki olan yerde evet ilk etapta ünlü daralması arıyoruz ama sadece yor sesin etkisiyle değil. Benim istisnalarım var. Bunları unutmayacağız. Çünkü yoru göremeyince burada daralma yoktur diyoruz ve geçiyoruz. Ama bu istisnalar oluyor orada. O yüzden dikkat. Neye kelimesi niyeye, yiyecek kelimesi yiyecek, değecek kelimesi diyecek, değil mi? Ne yapmış? Burada yor eki yok. Şimdiki zaman yor eki yok ama y'nin etkisiyle, oradaki y yardımcı sesin etkisiyle oluşmuş olan istisnalarım var. Neye? Yiyecek ve diyecek. Bir de bir tane daha var. D'ye ifadesi değil, diyeye dönmüş. Yani benim dört tane istisnam var. Bunu adımız, soyadımız gibi bileceğiz. Niye? Yiyecek, diyecek ve diye ifadelerinde ben ne görüyorum yine? Ünlü daralması görüyorum. Sevgili arkadaşlarım ses bilgisi yani dil bilgisi pratikle halledilebilecek bir şeydir. Zaten her böyle denemelerde soru bankalarında gördükçe hep aynı kelimeleri tekrar ettiklerini göreceksiniz. O yüzden bol soru çözmek bu işin püf noktası. Şimdi yani unutmuyoruz neymiş yorum etkisi dışında niye yiyecek diyecek ve diye ifadelerinde de benim ünlü daralmam var. Bu ifadeleri de arayacağız. Eğer bunlar yoksa zaten yor eki de yoksa daralma yok demektir ama bu dört tane istisnayı ben ne yapmıyorum unutmuyorum. Anlaştık mı bu konuda burayı unutmayacağız tamam mı? Var mı sıkıntı? Yok diye düşünüyorum. Bunun dışında biz fiillerde olumsuzluğu neyle sağlıyoruz sevgili arkadaşlarım? Mema ekiyle sağlıyoruz. Şimdi mema ekinin sonunda ea var. O yüzden ben bir olumsuzluk ekinden sonra yor eki getiriyorsam orada ben ne göreceğim? Daralma göreceğim. Mesela gelmiyor mu dersin? Gelmiyor mu dersin? Gelmiyor. Görmüyor mu dersin? Görmüyor mu dersin? Görmüyor dersin. Yani ben burada ne görüyorum? Mema olumsuzluk ekinin sonunda ea gördüğüm için yor eki de geldiğinde ben orada neyle karşılaşacağım? Daralmayla karşılaşacağım. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Yoktur diye düşünüyorum. Yoksa geçiyorum çünkü. Heh, tamam güzel. Şimdi geliyorum. Bak bunu da inanılmaz seviyorum. Neden? Çünkü sadece iki kelime de var. Kökte ünlü değişimi. Sevgili arkadaşlarım, Türkçe'de kelimenin kökü değişmez. Biz değişen kelimeler değiliz. Tamam mı? Şimdi burada ben ve sen zamirlerine dikkat ediyoruz. Ben ve sen zamirleri, çok teşekkür ederim dersin sonunda konuşuruz tamam mı? Ben ve sen kelimeleri bizim zamirlerimiz. Ben ve sen kelimelerine ben yönelme hal eki getirirsem yani ea. Bene mi diyorsun bana mı diyorsun? Bana. Sene mi diyorsun sana mı diyorsun? Sana. Sevgili arkadaşlarım evet Türkçe'de kökte ünlü değişimi gerçekleşmiyor. Evet ama sadece iki kelime sana eğer kökte ünlü değişimi soruyorsa orada bana ve sana ifadesini aramak zorundasın. Sadece bunlar başka hiçbir şey yok. Kökte ünlü değişimi dediğinde bana ve sana. Bunu da adın ve soyadın gibi ne yapacaksın? Bileceksin. Bana ve sana. Tamam mı? Var mı sıkıntı?
Şimdi güzel. Şimdi sessiz olan arkadaşlarım siz de cevap verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani cevap verin bana. Şimdi ben ünlülerle ilgili dört tane ne gördüm? Ses olayı gördüm. Ünlü düşmesi, onun tersi ünlü türemesi ve ünlü daralması, kökten ünlü değişimi. Şimdi ünlü düşmesinin dört farklı özelliği vardı. Çekim eki aldığında, yapım eki aldığında kelimeler birleştiğinde ve yardımcı sesle oluşturulan birleşik fiillerde bunları görüyordum. Önemli özelliklerdi. Ünlü türemesini iki farklı şekilde görecektim. Cık, küçültme eki ve pekiştirmelerde. Ortada hiçbir harf yokken bir anda harfin türemesi bana neyi sağlayacak? Ünlü türemesi. Geldim ünlü daralmasına. Ünlü daralmasında neydi? Yor eki E-A'yı I-I-U-Ü'ye dönüştürecekti. Bu benim daralmamdı. Ama dört tane istisnam vardı. Yor eki olmadan sadece Y sesinin etkisiyle daraltan. Niye, diye, yiyecek ve diyecek ifadeleri. Geliyorum kökte ünlü değişimine. Bana ve sana ifadesini soruyorsun Merveciğim. Daralma diye. Yoksa başka bir şey mi ben mi kaçırdım? Kuzum değil neden? Çünkü bak ben yönelme hal eki olan e'yi aldığında bana'ya dönüşüyor. Daralma olabilmesi için ı, i, u, ü sesine dönmesi gerekir. A, e bizim geniş ünlülerimiz. O yüzden buradaki bana geniş zaten tekrar genişe dönüyor ama burada kökte ünlü değişimi olarak değerlendiriliyor. Daralma olabilmesi için ı, i, u, ü olması gerekecek. Tamam mı? Sanıyorum ki sormak istediğin yani takıldığı noktayı hallettik diye düşünüyorum. Tamam mı? Kafa salladığını düşünüyorum Merveciğim, o yüzden gelişiyorum şimdi. Geliyorum ünsüzlerle ilgili ses olayına bak şimdi. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz sertleşmesi bizim için çok önemli neden? Mutlaka çıkacak. O şıklarda bile mutlaka olacak yani cevap olmasa bile. O yüzden önemli mi? Çok önemli. Şimdi bak ünsüz yumuşamasının diğer adı ne? Diğer adını bilen var mı? Hocam ünsüz değiş yumuşama adını söyledim. Diğer adı şudur diyebiliyor muyuz? Yumuşama. Evet, ünsüz değişimi. Şimdi ünsüz yumuşaması dediğinde de ünsüz değişimi dediğinde de ben neyi arayacağım? Aynı şeyi arayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlarım benim kodlamam şu. Kelimenin bak şurası kelime tamam mı? Düşün. Kelimenin sonu ketçap ile bitecek. Ya, kelimemin sonu ketçap ile bitecek. Ben buna ünlü ile başlayan bir ek getireceğim. Ünlü ile başlayan ek getiriyorum. Tamam mı? Getirdim. Kelimemin sonu ketçapla bitti. Ben buna ünlü ile başlayan bir ek getirdim. Bu ketçap o ünlü sesin etkisiyle yumuşak hallerine dönecek. Neyi kastediyorum? K biraz torpilli iki sese dönüşebiliyor. G ve yumuşak G. T kendi yumuşağı olan D'ye, Ç kendi yumuşağı olan C'ye, P de kendi yumuşağı olan neye dönecek B'ye. Sevgili arkadaşlarım bizde ses karşılıkları vardır. Yumuşaklarının sertleri var. Hepsi için geçerli ama burada göreceklerimiz için. Yani bir kelimede ünsüz yumuşaması olabilmesi için, yani ünsüz değişimi olabilmesi için kelimenin sonunun ketçap ile bitmesi ve ona ünlü ile başlayan bir ek getirmem gerekecek. Getirdiğimde K, G'ye ve yumuşak, G'ye bak yumuşak, G'ye yumuşama, T, D'ye, Ç, C'ye, P de neye dönecek? B'ye dönecek. Geliyorum örneklerime. Kitap kelimesi ketçap ile bitiyor mu? Evet. Ben buna ünlü ile başlayan bir ek olan I'yı getirdim. Kitapı mı dersin, kitabı mı dersin? Kitabı dersin. Buradaki P sesi yumuşağı olan B'ye döndü mü? Evet. Ağaç kelimesi ketçaptan bir tanesiyle bitiyor mu? Evet. Ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim mi? Evet. O zaman ağaçı mı dersin? Ağaçı. Söylemek bile çok zor. Ne diyorum? Ağacı. O yüzden buradaki Ç sesi kendi yumuşağı olan C'ye döndü mü? Döndü. Geldim. Ha, bak şimdi zor bir örnek. Eten. Şimdi etmek benim normal kelimem. Etmek. Ketçapla bitiyor mu? Evet bak T ile bitiyor. Ben buna en an sıfat fiil ekini getirdim. Eten mi dersin? Eden mi dersin? Eden. Buradaki T sesi neye döndü? Kendi anlatacağım kuzum.
T sesi neye döndü? Kendi yumuşağı olan D'ye döndü. Yastık kelimesinin sonunda ne var? K sesi var. Ketçapla bitiyor mu? Evet. Ben buna ne yaptım? Neyi kuzum anlamadım. Kökleri farklı değil mi ama derken Aslı'cığım neyin kökü kuzum anlamadım. Anlamadım neyi kastettiğini ama sen yaz sonra bakayım, tamam mı? Yastık kelimesi neyle bitiyor? Ketçaptan bir tanesiyle bitiyor, K ile. Ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim, I. Yastıkı mı dersin, yastığı mı dersin, yastığı dersin. Sevgili arkadaşlarım bak, ünsüz yumuşaması kelimenin son harfinde gerçekleşir, tamam mı? Bizim ünsüz yumuşamamız kelimenin son harfinde değişir. Yani sen o gelen ekten önce kelimenin kökünü bulman lazım. Hayatım, ha şimdi farklı değil, neden? Çünkü oradaki etmek fiili edene dönüyor. Yani aldığı ekten dolayı biz onu ne yapıyoruz? Yumuşatıyoruz. Hani aslında aynı kelime ama sadece yumuşamaya uğramış. Yumuşamaları biz kökte ünlü değişimi olarak oradaki gibi kabul etmiyoruz, tamam mı? O farklı bir şey. Yani bu bildiğin kelimenin köküne bir ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kelimenin sonu ketçap ile bittiği için kendi yumuşaklarına dönüyorlar. Tamam mı? İkisi aynı. Ha, tamam. Hayır kuzum. Ha, şimdi geliyorum ona Melisacığım. Şimdi ona birazdan geleceğim. Yani ünsüz yumuşaması da ne var sevgili arkadaşlarım? Tekrar söylüyorum. Kelimenin sonunda ketçap olacak. Ketçaba ünlüyle başlayan bir ek gelecek ve bunlar kendi yumuşaklarına dönecekler. Ünsüz sertleşmesiyle nasıl karıştıramayacaksın? Orada yumuşaklar serte dönüyor zaten ama şöyle bir noktası var. Ünsüz yumuşaması yani değişimi kelimenin kendisinde gerçekleşir. Ama birazdan anlatacağım. Sertleşme ekte gerçekleşen bir durum. Oradan da ayırt edebilirsiniz. Şimdi ama ben her sonu ketçap ile biten kelimede ünsüz yumuşaması görüyor muyum? Hayır. Hepsinde görmüyorum. Bunların istisnaları 1- yabancı sözcükler, 2- özel isimler ve bazı tek heceli sözcüklerde ben ne görüyorum? Görmüyorum. Ünsüz yumuşaması görmüyorum. Hukuk kelimesi yabancı bir kelime. Hukukun diye evet bak normal konuşma esnasında sen onu yumuşatıyorsun, sıkıntı yok. Konuşma dilinde olur çünkü ama yazarken hukukun diye yazıp yumuşatırsan yanlış yaparsın. Bak şimdi kelimemin kökü hukuk. Ben buna un ekini getirdim, ilgi hali eki getirdim. Ketçap ile bitiyor, ünlüyle başlıyor ama ben burada yumuşama yapamam. Niye? Çünkü yabancı bir sözcük, yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması görmem. Adaleti dedim bak şimdi. Kelimem adalet, ketçap ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim ama yabancı kelime olduğu için ben buna adaleti diyemiyorum. Ne diyeceğim? Adaleti diyeceğim. Burada ne var benim için? Ne var burada benim için? Bir yumuşamam yok. Yani bunlar şimdi size soru olarak karşınıza şöyle gelecek bu arada. Size diyecekler ki işte yukarıda sana bilgisini verecek. Diyecek ki işte ketçapla biten kelimeyi ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması görülür. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı olan bir örnek vardır diyecek mesela. Tamam mı? O yüzden burada neyi arıyorsun işte? Buradaki gibi yabancı sözcük, özel isim ve bazı tek heceli sözcüklerde. O yüzden şu hani yabancı sözcükleri tamam hallettik. Ama özel isimlerde de yine sen mesela Haluk diyorsun ama söylerken. Ama yazarken ne yapmayacaksın? Özel isim olduğu için biz ona dokunamıyoruz. Onlar kıymetli. Özel isimlere ben dokunamıyorum. Özel isimlere dokunamadığım için orada ben Haluk desem bile nasıl yazmam gerekecek? Haluk Un diye yazmam gerekecek. Irak Un. Sinop. Bak söylerken B diye söylüyormuşum gibi geliyor ama Sinop'u diye yazmak zorundayım. Yumuşatmayacağım. At kelimesi, saç kelimesi, tüp kelimesi, süt kelimesi, top kelimesi, ip kelimesi. Bu evet bütün özel isimlerde ben ne yapamıyorum? Yumuşatma göremiyorum. Tamam mı? Orada gerçekleşmiyor. Onlar kıymetli çünkü biz onlara dokunamıyoruz. Tamam mı? Öyle düşün, özel oldukları için. Ama bütün tek heceli sözcüklerde değil sadece bazı tek heceli sözcüklerde ben ne yapamıyorum? Yumuşama göremiyorum. O yüzden bunlar da yine bizim işte atı, saça, işte tüpü, sütün, topu, ipe gibi örneklerde benim neyim olacak? Hani bunlar da ben de göremiyorum. Tek heceli sözcüklerde yumuşama göremiyorum. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Yok diye düşünüyorum. Değil mi? He, tıp da kelimesi. Var mıdır? Mesela şimdi şöyle.
Mesela tıbbı mı diyorum, tıpı mı diyorum? Tıbbı ya da tıpı. Ne diyorum ben? Konuşurken nasıl kullanıyorsunuz? Tıpı değil mi? Tıbbi farklı bir şey ama. Tıbbi farklı bir kelime ama. Tıbbi çok farklı bir kelime. Tıpı değil mi? Tıbbı demiyorum. Tıpı diyorum. Aman dikkat. Aman dikkat. Tamam. Var mı sıkıntı? Galiba yok. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi geldim bak. Ünsüz sertleşmesi. Diğer adıyla benzeşme. Ah Duygu, şu an benim öğrencim değilsin ki sana kızayım. No ne kız. Allah. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ünsüz sertleşmesi ve diğer adıyla ünsüz benzeşmesi. Şimdi Türkçe'de bizim sert ünsüzlerimiz var. Fıstıkçı şahap diye kodlanır 5. sınıftan beri. Fıstıkçı şahap. Bak yazdım. Fıstıkçı şahap. Çünkü kendimi şöyle kenara çekmem lazım. Heh, fıstıkçı şahap. Şimdi fıstıkçı şahap kodlamasındaki ünsüzlerim sert ünsüz, tamam mı? Fıstıkçı şahap. Ben kelimemin sonu, yine bak. Kelimemin sonu fıstıkçı şahap ile bitecek. Ben bu kelimeye neyle başlayan ekler getireceğim? Ha? C, D, G. Değil mi? Biliyor muyuz? Ha, yok kuzum, estağfurullah, şaka yaptım. Bıcın aynen. Şimdi fıstıkçı şahap sert ünsüzleriyle biten kelimelerime ben C, D, G ile başlayan bir ek getiriyorsam eğer, bu sefer bak kökte görmüyorum ben. Kökte görmüyorum değişimi. Nerede görüyorum? Ekin başında. Yani benim C sesim az önce gördük yumuşaktı. Serti olan N'ye dönecek Ç'ye. T N'ye dön D N'ye dönecek T'ye. G N'ye dönecek K'ye. Yani ben ünsüz sertleşmesini nerede görüyormuşum? Ekte. Yani fıstıkçı şahapla biten bir kelimeye ben C, D, G getirdim. Bu fıstıkçı şahap dedi ki kardeşim böyle olmaz. Senin de bana benzemen lazım. O yüzden benzeşme zaten. Senin de bana benzemen lazım. Sen ne olacaksın benim yanımda? Yine sen de bana benzeyip sert olacaksın diyor. Yani fıstıkçı şahap sert sesleri hemen kendisinden sonra gelen C, D, G'yi neye çevirir? Kendi sertine çevirir. C'nin serti Ç. Ç. Bak söylerken zor. D'nin serti T. G'nin sesi serti K. Bak şimdi. Kelimem hoşaf. Bilerek seçtim. Hoşaf. Hoşaf kelimesi fıstıkçı şahapla bitiyor mu? Evet. Bak. Neyle bitti? Fıstıkçı şahap ile bitti. Ben buna D ile başlayan ayrılma halekini getirdim. Hoşaftan mı dersin, hoşaftan mı dersin? Hoşaftan dersin. Benim ekimin başındaki D neye döndü? Kendi serti olan T'ye döndü. Bak nerede gördüm ben değişimi? Yani o sertleşmeyi ben nerede görüyorum? Ekte, kökte değil. Ses kelimesi fıstıkçı şahap ile bitiyor mu? Evet bak S ile bitti. Ben buna D ile başlayan bulunma halekini getirdim. O D neye döndü? Ses T. Kendi sertine döndü. Sevgili arkadaşlarım, ünsüz sertleşmesini en çok, bak unutma burayı, ayrılma, bulunma, görülen, geçmiş zaman ve cıvcı, meslek yapım eki olan cıvcide ben ne görüyorum? Sertleşme görüyorum. Şimdi yani normalde ayrılma haleki danden etentana döndüyse ne var orada? Sertleşme. Normalde bulunma deda etetaya döndüyse sertleşme. Görülen geçmiş zaman normalde dıdı dudu tığlı şeklinde döndüyse orada ne var? Sertleşme. Benim meslek yapım ekim olan cıvcı de ne yapacak bize? Burada cıvcı de neye dönecek? Kendi serti olan çıvçıya dönecek. Tamam mı? Yani bakıyorum şimdi gitti. Bak şimdi dı görülen geçmiş zaman yumuşak olan D ile başlıyor. Ama git fiilinin sonundaki T ona diyor ki sen de bana benzemek zorundasın ve gitti yapıyor. Şarapçı değil şarapçı.
Sabahtan değil sabahtan. Ne yapıyorum ben bunların hepsini? Ne olarak görüyorum? Ünsüz sertleşmesi olarak görüyorum. Yani unutma. Kelimemin kökü, kelimemin sonu fıstık çişi hapla bitecek. Ben bunlara gelen CDG eklerini neye çevireceğim? Kendi sertlerine çevireceğim. Ve ben ünsüz sertleşmesini nerede görüyormuşum sevgili arkadaşlarım? Nerede görüyorum? Eklerde görüyorum. Ama yumuşamayı nerede görüyorum? Kelimenin sonunda. İşte burada düşmeyeceksin hataya. Orada bunu ne yapman lazım? Değerlendirmen lazım. Bir saniye bekletiyorum sizi. Tamam. Şimdi var mıdır ünsüz yumuşaması ve ünsüz sertleşmesi ile ilgili sorunuz? Var mı anlamadığınız, takıldığınız bir nokta? Ben de size bayıldım. Çok teşekkür ederim. sevgili arkadaşlarım, bu arada şunu da unutmayacaksınız. Birleşik kelimelerde ben bunu ne yapamıyorum? Hani yumuşamayı, sertleşme gibi durumları, tamam mı? Hani o birleşik kelimelerde bunları görmüyorum. Üçgen kelimesinde olduğu gibi. Normalde hani kuraları üçgen olması lazım ama birleşik kelime olduğu için olmuyor. Efendim Serkan? Yumuşamayı sözcüğün bir sonunda, benzeşmeyi biz benzeşme, yani sertleşmeyi biz sadece ekin başında görüyoruz, tamam mı? Ek başında gerçekleşiyor çünkü kuralım şu: fıstık çişi hapla biten bir kelimeye CDG ile başlayan bir ek gelmek zorunda. Kuralım bu ve bu ekler geldiklerinde ek başındaki bu kelimelerim dönüyor, tamam mı? Ne gibi bir kural Aslacığım? Mesela ünsüz düşmesi görmem ikilemelerde. Hani mesela akşam akşamı kast, mesela omuz omuza savaştık diyorum ya mesela. Şimdi şuraya bir şu ikisini bir unutun hemen, bana gelin. Şimdi omuz kelimesi, normalde ben buna ek getirdiğimde omuz oluyordu. Mesela omuza değil omza diyordum, değil mi? Şöyle omza. Omza. Şimdi normalde bir burada ses düşmesi yaşanıyor ama ikileme olduğunda ben bunu ne yapıyorum? Omuz omuza diyorum. Eğer normalde ses düşmesi olan bir kelimeyi ben ikileme halinde kullanıyorsam, orada ben ne görmüyorum? Ses düşmesi görmüyorum. Bu ikilemeler için geçerli olan bir kuraldır. Tamam mı? Tamam, anlaştık mı? Hiçbir şey Merve. Hiçbir şey yok. Kaynaştırma var sadece. Tamam. Şimdi geliyorum son iki başlığıma, tamam mı? Şimdi ünsüz düşmesi ve bunun yanında ünsüz türemesi. Şimdi az önce ünlü türemesini anlatırken dedim ki cık ekine dikkat et, başka bir yerde daha karşına çıkacak diye. İşte orası da burası. Ünsüz düşmesi. Bizim Türkçemizde, güzel Türkçemizde, çok da severiz değil mi Türkçeyi? Şimdi ünsüz düşmesi bizim K sesimizde gerçekleşen bir olay. Yani ben K ünsüzüyle biten bir sözcüğe çeşitli ekler getirdiğimde kelimemin sonundaki K düşme eğilimi gösteriyor. Bak, yüksek kelimesi, tamam mı? Bu eklerim şunlar: cık, cik, cak, cek, küçültme eki. Az önce türemede gördüğümüz le, la, yapım eki. Tamam mı? Bunlar hepsi yapım eki ama şu küçültme eki. Küçültme ekinin dışında bir de leyla neyim var? Benim yapım ekim var. Şimdi ben K ile biten bir kelimeye bu ekleri getirdiğimde bazen, ama her zaman değil, bazen ünsüz düşmesi görüyorum. Yüksek kelimesi mesela. Yüksek kelimesine ben L yapım ekini getirdim. Yüksek, bak söylerken bile çıkmıyor o K ve L yan yana. Ne demek zorundasın? Yükselmek demek zorundasın. L sesinin etkisiyle buradaki K düştü mü düştü? Ne oldu? Yüksek. Alçak kelimesine L getirdin. Alçak niye söylenmiyor? Orada zor oluyor çünkü çıkmaz o ses. Ne yapıyorum? K'yi düşürüyorum. Alçalmak oluyor. Ufaklamak değil, ufalamak. Küçün mesela. Bir de bizim unsu diye bir ekimiz var. Bu da unsu eki de bizim için de küçültme eklerinden bir tanesi. Burada mesela küçümseme dediğimde ben buradaki K'yi ne yapmış oldum? Düşürmüş oldum. Ya da
Küçücük dedim. Normalde burada K var ama K sesi düştü ve ne oldu? Küçücük oldu. Yani ya da bir şeye baktım da tamam. Şimdi yani benim K ile biten kelimelerime buradaki ekler getirildiğinde ben K sesinin ne yaptığını görüyorum, düştüğünü görüyorum. Bir de biz ünsüz düşmesini sevgili arkadaşlarım çok fazla örnekte görmüyoruz. O yüzden sen hani 50 tane 50 tane soru bankası çöz, tamam mı? Hepsinde aynı örnekleri göreceksin. Yani bununla ilgili hep aynı örnekler çıkacak karşına. Çok fazla örneğini göremediğimiz gibi. Yükselmek, alçalmak, ufalamak ve küçümsemek, kaldırım ifadeleri bunun en önemli örnekleri olacak. Küçücük ifadesinde olduğu gibi. Şimdi size şu cika niye dikkat edin dedim. Çünkü bazen şöyle bir soru olacak. İşte aşağıdaki kelimede bulunan cık eki, o türeme yavrum, geliyorum oraya. Onu birazdan geleceğim. Aynen öyle Merveciğim. Çünkü yükseliş ifade yüksekten yükseliş oluyor. Orada da neyim var? Benim bir ünsüz düşmem var. Şimdi Melisacığım yazına bakıyorum. Evet, kuzum var, ondan bahsedeceğim. Şimdi ünlü türemesine şuraya geldiğinde onlardan bahsedeceğim, tamam mı? Doğru bir ifade o. Yani neyi söylüyordum? Şimdi bazen şöyle bir soru kalıbı gelecek sizin karşınıza. Aşağıda işte altı çizili kelimeler verecek ya da yukarıdaki metinde altı çizili olan ifadeler verecek. Hepsinde cık eki var, tamam mı? Diyecek ki işte hangi yukarıdaki altı çizili olan eklerden cık eki hangisinde farklı bir ses olayına sebep olmuştur diyecek. Burada kastettiğimiz nedir? Birinde ünsüz türemesi, birinde ünsüz düşmesi gerçekleştirir. Orada cık ekinin neyi sağladığını bilmen lazım. Onun duruma göre ne yapacaksın? Bakacaksın. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Var mı bir sıkıntı? Çok pardon. Yok diye düşünüyorum. Tamam. O zaman geçiyorum son başlığıma. Şimdi ünsüz türemesi. Şimdi bazı tek heceli sözcüklere, bak tek heceli sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ya da bak yine yardımcı eylemler çıktı karşımıza. Etmek, eylemek, olmak yardımcı eylemleri varsa asıl kelimemizde yer alan, asıl kelimenin sonunda yer alan ünsüzün kendisinden bir tane daha yapacak. O yüzden ya ünsüz türemesi olarak çıkar karşına ya da ünsüz ikizleşmesi diye çıkar. Çünkü aynısından bir tane daha türettiğimiz için ikizliyoruz yani biz onu. Mesela hak kelimesi. Hak kelimesi normalde tek K ile yazılıyor. Ben buna birinci tekil iyelik getireceğim. Hakım. Hakım mı diyoruz? Ne diyorum? Hakkım. Ne yaptın? Normalde tek K ile yazılan hak kelimesini kendisiyle ünlüyle başlayan bir ek getirdiğinde hakkım şeklinde söyledim onu. O yüzden mi? Zeynep'ciğim bu tanıtım dersi kuşum. Tanıtım dersi o yüzden tek saat olacak. Hatta ben uzattım birazcık. Birazcık daha uzatacağız. Bunu anlattıktan sonra dersiniz bitmiş olacak. Tamam mıdır? Şimdi ünsüz türemesi nedir dedik. Şimdi mesela normalde tek ünsüzle yazılıyor. Tamam mı? Hayır. Geliyorum şimdi oraya. Ünsüz türemesi normalde tek harfle yazılan kelimeme ben ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde oradaki kelimemin sonundaki ses bazen kendisi ne yapacak? İkizleyecek. Mesela his kelimesi normalde ben tek S ile yazıyorum. Ama bir de onun hissi diyeceğim. Üçüncü tekil iyelik yapacağım. Tamam mı? Hissi. Hissi mi dersin, hissi mi dersin? Hissi. Buradaki S sesi kendini türetti mi? Türetti. Af kelimesi normalde tek F ile yazılıyor ama ünlüyle başlayan bir ek aldığında affa oldu. İki tane F. Şık kelimesi tek K ile yazılır ama şıkkı dedim. Ne yaptı K? Türedi. Zam kelimesi normalde tek N ile yazılır ama ünlüyle başlayan bir ifade getirdiğinde ne olacak? Zanlı olacak. Bir diğer sebebi de nedir? Benim etmek, eylemek, olmak diye üç tane yardımcı eylemim var. Üç, yani yardımcı eylemlerden üç tanesi bunlar. Bunlar neyle başlıyor? Üç, şey, ünlüyle başlıyor. Şimdi yine ben bunları getirdiğimde
Mesela affetmek demem, affetmek yani tek F ile söylemiyorum. Ne diyorum? Affetmek diyorum. Bu yardımcı eylemlerin etkisiyle de ben seslerin ne yaptığını göreceğim, türediğini göreceğim. Reddetmek, normalde tek D ile yazılır red ifadesi ama etmekle birleştiğinde reddetmek oldu. Hal olmak, bak tek L ile yazılır hal. Hal, ha, hal diye hal. Tek neyle yazacak? L ile yazılacak. Halloldu dediğimde oradaki L kendini ikizliyor. Sır oldu, hissetti. Bunların hepsinde normalde tek ünsüzle yazılırken ben ne yapıyorum burada? Bir ünsüz daha türetiyorum. Şimdi aynı sesten her yan yana gördüğümüz ifadeyi ünsüz türemesi dersek yanlış yaparız. Mesela hissiz. Şimdi kurban olurum bana bu kelimenin sonunu şeyini söyleyin bana. Kökünü. Hissiz kelimesinin kökü ne? His. Peki burada bir ek var. Sız, siz eki. İsimlere olumsuzluk veren ek. Tuz, tuzsuz. Buradaki ekin kendisi sız. Burada var olmayan bir kelime türemiyor burada. Var olmayan bir harf türemiyor. Zaten ekim benim onunla başlıyor. Yani her yan yana gördüğümüz aynı seslere ben ünsüz türemesi vardır diyemem. Böyle yaparsam hata yaparım. Hissiz örneğinde olduğu gibi kelimem his, ekim siz. Bu ikisi birleşince yan yana geliyormuş gibi duruyor ama değil. İşte yani ünsüz türemesi varmış gibi duruyor ama değil. Tamam mı? Dallarının mı? Dallarının bakalım. Şimdi bir göre dallarına bakayım sonra Berivancığım senin soruna bakalım. Dallarının. Dal, şu nereye yazsam bir saniye yer bulamadım kendime. Bak, kelime tam olarak dallarının mıydı? Dal, la, rı, nın. Kelimenin ekine köküne böyle ayırıyoruz. Kelimemin kökü dal. İsim kökü. Lar çokluk eki. Dalları üçüncü tekil. İyelik nın da ilgi hali eki. Burada herhangi fazladan türeyen bir kelimem yok. Çünkü dal benim kelimemin kökü. Lar da çokluk eki. İkisi yan yana gelmiş. Evet ama bunlar zaten var olan şeyler. Yeniden ortaya çıkmamışlar. Yani o yüzden burada benim neyim yok. Bir ünsüz türemem yok. Tamam mıdır Serkan? Sanırım anlatabildim. Berivan'ın sorduğuna geliyorum. Bahsetti kelimesinde. Şimdi normalde bahis, tamam mı? Bahistir bu. Bahis etmek. Burada yine ben, yardımcı eylem geldi. Ben burada ne görüyorum sevgili arkadaşlarım? Ha bir de bahsetti. Aynı zamanda da gı diye ekim var. Şimdi bahis. Burada ne oldu? Yardımcı eylem geldiği için bahis demiyorum, bahs diyorum. Pardon yazamadım. Etme, etti dediğinde. Burada hem benim ünlü düşmem var hem de buradaki D sesi serti olan neye döndü? T'ye döndü. Yani ünlü düşmesi artı sertleşme var. Yani burada birden fazla ses olayım var. Bahsetti ifadesinde ünlü düşmem ve ünsüz sertleşmem var. Tamam mı? Şimdi bazı pekiştirmelerde yani bazı pekiştirmelerde ben ne yapabiliyorum? Sevgili arkadaşlarım hem ünsüz türemesi hem de ünlü türemesi görüyorum. İddia Türkçe bir kelime değil o yüzden onu da arayamıyorum Serkan'cığım. Tamam mı? Çünkü kelimenin kendisi iddia. Şimdi mesela sırıl, sıklam ya da çırıl, çıplak. Şimdi burada bir pekiştirme var, tamam mı? Sırılsıklam dedim ya da çırılçıplak dediğimde burada ben pekiştirmeyi yaparken yine kelimemi bak şöyle gösteriyorum. İlk iki harfini aldım, tamam mı? Şu pırasamdan bir tanesini yerleştirdim bak. Ama sırılsıklam ya da çırılçıplak diyemiyorum, kullanımı zor. Sırılsıklam ya da çırılçıplak diyorum. Burada hem benim ünlü türemem hem de ünsüz türemem var. Ünlü
ve ünsüz. Yani sırılsıklam ve çırılçıplak örneklerinde iki ses olayım var. Ünlü türemesi ve ünsüz türemesi olarak. Anlaştık mı? Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Ses olayları sadece bu kadar. Yapayalnızda ne var? Bak, yapayalnızda yine az önce söyledim dersin başında. Yapayalnız ifadesinde hem ünlü türemesi hem de ünsüz düşmesi var. Yalnız kelimesi yalından geliyordu, ı düştü. Yapayalnızda da a türedi. Hem ünlü düşmesi hem ünsüz hem ünlü düşmesi hem de ünlü türemesi var orada. Kaynaştırma ünsüzleri. Kaynaştırma ünsüzlerini ben neyle kodluyorum? Yaşasın. Hayır kuzum. Yok Ceren'cim. Bahsetti de ünlü düşmesi ve ünsüz sertleşmesi var. Neyi kuzum? Duygucu. Tüm dersi demiyorsun diye düşünüyorum. Onu demediğini düşünüyorum. Sırılsıklam ve çırılçıplak mı? Hangisinde kuzum? Şimdi ben arda arda çok fazla şey söylüyorum ya, neyi sordunuz net şekilde yazın ki anlayabileyim, yoksa anlayamıyorum. Ha, sırılsıklam ve çırılçıplaklarda mı? Şimdi sırılsıklam ifadesinde, şimdi bir dakika bakacağım. Ha, ya da bakamıyorum. Serkan'cığım çok teşekkür ederim. Şimdi bir boşluk bulursam eğer, şuraya hemen geliyorum. Şimdi kelimem sıklam, tamam mı? Sırılsıklam. Şimdi burada ben pekiştirmesini yapmak istiyorum. Ben pekiştirmeyi MPRS, yani MPRS. Bunlar ne benim? Pekiştirmelerim. Pekiştirme yapmaya yarayan ünsüzlerim. Şimdi ben burada pekiştirmesi yapmak istediğim kelimem bu. İlk iki harfini aldım, tamam mı? Sı. Şundan hangisi uyuyor? Sır uyuyor, değil mi? Çünkü normal kullanımda da öyle. Sır sıklan mı diyorum, sıra sıklan mı diyorum? Sır sıklan mı diyorum, sırıl sıklan mı diyorum, sırıl sıklan diyorum. Burada bu pekiştirmeyi oluştururken ben bu araya bir ıl diye sesler getirdim. Biri ünlü, biri ünsüz. O yüzden burada ünlü ve ne görüyorum? Ünsüz türemesi. Anlaştık mı? Yani sırılsıklam ve çırılçıplak için geçerli. O tarz pekiştirmelerde ben hem ünlü türemesi hem de ünsüz türemesi görüyorum. Tamam mı? Nerede türeme yok mu? Merveciğim, nerede türeme yok mu? Onu anlamadım kuzum. Bahsetti kelimesini soruyorsan eğer, hayır. Şimdi bak, mesela bahsetti ki... pardon. Oluyor. Aynen kız. Amineciğim, oluyor kızım. Şimdi neyi söyleyecektim? Neyi söyleyeceğim dedim ben size. Neyi söyleyecektim? Neyi söyleyeceğimi... Evet, yarınki denemeniz varsa eğer, orada ses bilgisinden soru kaçırmak yok. Kaynaştırma. Evet, şimdi. Yaşasın diye kodluyorum, tamam mı? YŞSN. Yaşasın. Bunlar benim kaynaştırma seslerim. Şimdi mesela diyorum ki araba. Bak, kelimemin kökü araba. Ben buna belirtme haleki olan I'yı getireceğim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şunu biliyor olmanız lazım. Türkçe'de ünlü sesler yan yana gelmez. Gelemez. Kural bu. Ünlü sesler yan yana gelmez. O yüzden araba kelimesine ben I ile başlayan bir ek getirdim. Araba I mı diyorum? Ne diyeceğim? Arabayı. Yani o ünlü sesleri yan yana getiremediğim için oraya ben bir kaynaştırma sesi koymak zorundayım. O da nedir? Yaşasından bir tanesi, hangisi uyuyorsa. Araba yı diyorum, değil mi? O yüzden ben oraya iki ünlü sesin arasına ne soktum? Y sesini sokmuş oldum. İki ünlü harf yan yana gelemeyeceği için. Mesela ilgi hali eki olan nın, nin, nun, nün. Onun başındaki N de kaynaştırma. Düşer o yüzden. Üçüncü tekil iyelik eki olan sın, sin, sun, sünün başındaki S de kaynaştırma. Bazen vardır, bazen yoktur o yüzden. Bunlar hani normalde ek nasıl, kök normalde nasıl? Bunlar bir araya geldi, iki ünlü yan yana geliyor mu? Araya kaynaştırma mı girmiş? Bunu o şekilde çıkarman lazım. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Tamam mı? Sevgili arkadaşlarım, tanıştığımıza çok memnun oldum. Hayır kuzum, sırılsıklam ifadesinde ünlü türemesi ve ünlü
Ünlü türemesi, ünsüz türemesi var. Başka bir şey yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Evet. Eğer hani gelirseniz, dersler benimle devam ediyor zaten. Gelirseniz derslere devam ederiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir derste bile olsa artık kaçırmıyorsunuz. Tamam mı? Bak, bir derste bile tanıdıysanız beni, kaçırmıyorsunuz soruları. Güzelce çalışıyorsunuz. Yapıyorsunuz, paragrafa ağırlık vermenin yanında dil bilgisine de çalışıyorsunuz. Hadi ekstradan bu da. Ama paragraf sorusu çözmeye hiçbir şeyin üzerine koymuyoruz. Saadetçim, bu tanıtım dersi olduğu için bu her hafta gerçekleşen bir ders değil kuzum. Bu tanıtım dersleri sadece hani işte beni tanıyın, burayı görün. Hani o amaçla yapılıyor. Tamam mıdır? Maalesef onları buradan yayın ismi veremiyorum kuzum, maalesef. Maalesef buradan yayın ismi veremediğim için söyleyemiyorum şu an. Görüşmek üzere. Umarım bu dersten sonra ses bilgisinden soru kaçırmayacaksınız. Başka bir zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ders çalışmayı unutmayın. Paragrafa ağırlık verin ama dil bilgisi de çalışın. Siz de iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum hepinize. İyi akşamlar. Çalışmaya da devam. Görüşürüz.